Merhaba ve günaydın diyorum. Bugün düğüne hazırlanıyoruz. Düğün kimin düğünü biliyorsunuz? Annemin kuzeninin düğünü. Yani bizim de yakınımız olduğu için beraber onun düğünü. Annemin değil. Annemin? Değil. Annemin? Babanın. Annemin. Emirhan abi. Hayır, bugün Emirhan'ın değil ki, bugün Cihat'ın. Haftaya Cihat'ın. Hayır, bugün Emirhan'ın değil mi? Şey, Cihat'ın değil mi? Pardon. Git bak sor dedeme geri gel. Hatlar karıştı, olsun, yapacak üstümdeki de bana aşırı bol geliyor. O yüzden birazcık salaş oldu, kusura bakmayın. Şimdi elbisem hazır, artık Cihat'ım mı Emirhan'ım mı artık bilmiyorum ama ben yine de aynı kombinle aynı videoyu çekeceğim, hiçbir sorun yok. Kiminmiş? Emirhan abi diyorum. Ya nasıl Emirhan'ın ya? Diyorum ki haftaya 14'ünde Cihat abi. Kolum arttı. Abi bir de haftaya düğüne gideceğiz. Ay. Bayağı dolu geçiyoruz. Bu arada yeni duştan çıktım. Hazal Hanım da yeni duştan çıktı. Duş aldık. Saçlarımızı yapacağız. Ben dalgalı yapmayı düşünüyorum. Hazal, sen dalgalı mı yapacaksın? Evet. Hazal Hanım'ın saçlarını ben geçen gün dalgalı yapmıştım. Tekrar dalgalı yapacağım ve ten rengim sarı gibi çıkıyor. Burada yandım. Şöyle bir şey. Buram kara. Bu yarısı kara, yarısı beyaz. Çok değişik bir şey oldu. Şimdi Hazal Hanım krem sürüyor. Hazal Hanım ne sürüyorsunuz? Peki bu ne işe yarıyor? Bu arada Hazal'ın her şeye alerjisi var. Aklınıza gelebilecek her şeye. Şampuanlara. Yani şampuanlara, bir sürü yiyeceği, içeceği. Ete bile. Şöyle bir krem kullanıyormuş. Peki bu ne işe yarıyor Hazal Hanım? Kuru ciltler için nemlendiriyor. Evet, cildi de kuru bu arada. Cildi de aşırı kuru. O yüzden nemlendirici kullanıyormuş. Her duştan sonra mı kullanıyorsunuz? Evet, her duştan çıktıktan sonra. İlk önce, çok kötü ışık orada. Saçlarımı kurutacağım. Saçlarımı hafif şeyle kırtacağım. Neydi kızın ismi? Makine. Allah belanı vermesin ya. Onu sormuyorum. Başlık var. Kurutma makinesine başlık takıyorsunuz. Saçınız hafif dalgalı olsun diye. Onunla yapacağım. Ondan sonra düzleştiriciyle şey yapacağım. Hafif dalgalı dalgalı yapacağım. Zaten saçıma bakamıyorum. Saçlarım böyle hafif kendiliğinden bir dalgası var. O yüzden pek zor olacağını düşünmüyorum dalgalı yapmanın. Yazan. Şimdi Vigo başlıklı saçlarımı dalgalı bir şekilde kurutacağım. Hazır mısınız? Yo. Evlat. Tipe bak. Başı koptu. Kamera. Çok güzel. Çok nasıl çok bir şey ki, çok merak ettim. Çok, çok güzel. Yapıştırırım yüzüne, bak görürsün. Yalnız bu çok. İlk önce böyle yapacak ki sonra kurturken ellerim yapış olur. Yani saçlarım kestirdiğim için asla olmuyor. Şuna bakar mısınız? Sanki saçlarımı ne kadar kısa kesmiş ve şu aradaki peki? Yani şimdi böyle yapıyorum, sonra açtıracağım zaten. Böyle olmayacak. Bunlar bir de ta akşama düğün. O zamana kadar kendi kendini salacak zaten. O yüzden daha güzel olacak. Şimdi böyle olduğuna bakmayın. Böyle oldu. Oldu mu olmadı mı? Bana bir tek onu söyle. Oldu. Alt taraflarına. Anne. Aman yok. Kızlar. Evet. Biz varız. Bakar mısın? Hazalım, bak bakayım. Deden nerede? Orada. Masanın üstüne koy. Hep beraber hemen yiyelim. Hiç olmasın. Tuzlu. Kızlar arasında ne? Ne yaptılar acaba? Salata. Evet, size yıkayın. He, taze salatalıktır. Ya bu ne ya? Allah için. Hazal Hanım'ın saçlarını yapıyoruz. Şimdi ben saçımın bu tarafını yaptım. Bu tarafını yapamadım. O yüzden annemi bekliyoruz. Annem de biz bu arada şu anda köye değiliz. Annem çarşıya indi. Çarşıdan halası da gitmişti çarşıda. Şimdi geliyor buraya, köye geri geliyor. Sıhhatler olsun kızlar. Sağ olun dede. Sağ ol dedeciğim. Ne yapıyorsunuz artık? Saçımızı. Fon çekiyorsunuz. Evet, saçları kıvırcıklaştırıyorum. Benim saçlarım bitti bu arada. Şöyle göstereyim. Bu şekilde oldu. Elbiseyle zaten az sonra göreceksiniz. Şimdi Hazal Hanım'ın saçlarını düzleştiriyorum.
Ve TikTok hesabımı, Instagram hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Hemen bir tanesi Hazal'ın telefonun ağzına tükürmüş biraz. Zeynep Yorulmaz TikTok. Bu iyi ki. Bir de bir tane daha var. Hemen onu da gösteriyorum. Takip ediyormuşum. Takip ediyormuş. Takip etmiyorum seni de. 924 takipçi. Game of Zeynep. Bunu bir an önce takip edin. 1000 takipçi olsun ki ben artık oyun canlı yayınlarına başlayayım istiyorum. Yeter. Vallahi yeter. O, yani yaz tatili geldi artık günümün... Kapat kız şunu. Günümün artık daha çok kısmına oyuna veriyorum. O yüzden... Bunları yayında yapayım bari diye istiyorum ama 1000 takipçi yok. Birazcık daha takipçi olsun. 924 takipçi varmış zaten. Hemen 1000 takipçi olsun, takip edin. Canlı yayınlara başlayalım. Şimdi... Bunu da aynı şekilde yapsaydın ya, yukarı kalkıp. Olmamış mı? Kafam yamuk. Tut şunu. Kafam yamuk diyorum da. Zeyno. Bu ne? Önlerin acaba geçen gün şöyle yapmıştım ya, böyle çevirerek. Öyle bozarsın. Böyle iyi mi? İyi. Ya yani ön taraflarımın düz kalması güzel mi? Evet. Tamam. Perşemli ya, kötü durmuyor. Tamam. Bunları da kestirmem gerekiyor ya. Burada da işte düzgün kesen yok. Zeynep. Hayır. Hayır, böyle bir şey yapmayacağım. Hayır. Çok hafif kabardı, bence daha güzel oldu. Saçımız kuaför mü doğdum be? Yenge. Şimdi makyaj yapacağız. Bu arada telefonu buraya koyacağım ama konuşurken ışık olsun diye böyle dönüyorum. İlk önce ne yaptım biliyor musunuz? Gözlerimin etrafına nemlendirici sürdüm ki kapatıcı süreceğim zaman böyle gözenekleri böyle dolmasın diye. Hemen telefonumuzu şu şekilde koyuyoruz. Şimdi normalde bunu sürecektim ama malum benim ten rengim anneminkine göre daha koyu olduğu için daha koyu bir kapatıcıyla karıştırmam gerekiyor. O yüzden anneminkini sürsem ruhum çalınmış gibi duruyor. Haksız mıyım? Haklısın. Hadi. Ne oldu? Boş ver onu, yemek yiyeceğiz hızlıca. Biraz ama 5.30'a kadar hemen bunu yapıp eyeliner da çekmem lazım. 1 saat var 5.30. Varmış. İyi, o zaman yemek yemeye gidelim hadi. Evet. Kapatıcımı sürdüm. Yine ruhum çekilmiş gibi duruyor değil mi? Ay çok kötü. Aman. Şu tipe baksana bir Hazal. Çok kötü duruyor. Neyse elimde birazcık kapatıcı kaldı. Onu da artık bir şekilde ya bir yere süreceğim ya da peçeteyle direkt elimden alacağım. Direkt atacağım. Kameraya baksana. Ruhum emilmiş gibi durmuyor mu? Ama şimdi eyeliner, rimel falan da süreceğim ya. Birazcık da belki allık falan sürerim. Belki birazcık da kontür. Bilmiyorum artık. Şimdi ben bir eyeliner çekip kamerada asla olmayacak bir şey. O yüzden ben bir eyeliner'ımı çekeyim. Hemen geri geleceğim. Şöyle göstereyim. Rimelim ve eyeliner'ımı sürdüm. Bunları kenara koyuyorum. Her gün bunları yapanlar var. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Ben üşenirdim o kadar yapmaya. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bunda biraz şey kalmış. Pudra kalmış. Birazcık pudra sürsem mi sürmesem mi bir karar veremedim ama şöyle bir kontürümüz var. Birazcık ondan mı şey yapsam, şöyle şöyle birazcık sürsem mi sürmesem mi diye çok kararsız kaldım. Bence birazcık sürebilirim. Beni göremeyebilirsiniz, kusura bakmayın. Elbisemi de giydim ve neredeyse hazırım ama şimdi malum salonlar herkes telaşlı. O yüzden odada halamla babaannem de var. Halam babaanneme yardım ediyor. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Birazcık şöyle bir şeyle süreceğim. Kontürle süreceğim. Öyle değil mi? Öyle de fazla yakışmasın ya. Buraya hafif tok dursun güzelce ya. Anne işte o tok dursun. Çok oldu. Çok oldu. Bence geçti şu an. Tam giyin ayakkabılarını giyin. İyi zaten emmecik kemiklerimi yeterince fazla belliydi. İyice belli oldu. Nasıl güzel oldu bence. Şimdi hemen kimseyi bekletmeyeyim. Bekletmeyelim yoksa kızarlar bekletince. Hemen arabaya gidiyorum. Ayakkabılarım nerede diyecektim. Ayakkabılarım burada. Tamam, ayakkabılarımı alıp arabaya gidiyorum. Hızlı hızlı bir şeyler yapalım derken burayı zaten birazcık fazla dağıtmışız. Hemen gösteriyorum. Bronzerımız şu şekil. Bu allığı. Şaşırdım. Allığımız bu mu? Da arabada kırmışız. Sallanıyor tepesi. Bu pudramız. Bu ne? Hemen şöyle gösteriyorum. Eyeliner'ımız. Zaten bunun da yazısı gözükmüyor kız. Bunu da silmişiz. Neyse. Fırça olarak bunu kullandım normal bir şekilde. Bu rimelim. Gözükmüyor ki. Odaklamıyor. Odakladı.
Ondan sonra bu Denix'in yeni çıkan kapatıcısı. Sonracığıma bu da birazcık daha koyusu diye ikisini karıştırdım. Zaten size sürerken söylemiştim. İkisini karıştırıp öyle sürdüm. Şimdi arabaya bindik ve gidiyoruz. Kuzenimiz bizi götürüyor. Değil mi baba? Evet. Videoyu atacağız. Merhabalar. Evet arkadaşlar, düğün konvoyumuz geliyor. Başladı. Şimdi biz de konvoya gireceğiz. Daha huzurlu da var. Daha ne olsun. Kameramanlar ve... Damat kendi arabasını kullanıyor. Evet, katıldık konvoya. Evet, açalım mı şeyleri, camları, korna sesleri gelsin azıcık. Biz de bastık, biz de bastık, evet. Kamera yamuk. Olabilir, kamera yamuk olabilir. Heyecanlıyız. Geldik, şu anda düğün yerindeyiz değil mi Azal? Azal dedi ki burada çekmeyelim, ben utanırım dedi. Utanma, gel buraya. Kimse sana bakmıyor şu anda, merak etme. Kimse sana bakmıyor. Azal Hanım çok güzel olmuşsunuz siz de, Zeynep Azal, gibi. Azal saçlarını kim yaptı Azal? Çok güzel olmuş. Ben yaptım ben. Ve burası şu anda göstereceğim, daha sonra gösteririm. Şöyle bir yer düşünün, şöyle bir alan düşünün dikdörtgen. O dikdörtgen toprak, ya dikdörtgen işte, toprak var, çim var işte, çimen var her yerde. Ortaya da bir tane betondan üstüne şey koymuşlar, çadır tarzı bir şey yapmışlar. Orada da horon falan tepecekler işte ortada. Gerisi çimen, çimenlerin üstünde de şey var, masalar var. Biz o masaların üstünde oturuyoruz. Bakın üstümüz de kapalı bizim, zaten yağmur falan yağarsa direkt kurtulduk. Pasta geldi. Pastanın tadına bakacağım. Yani pastanın tadını pek beğenmedik diyorlar. Elma püresi tarzı bir şey katmışlar içine sanırım. Ama ilk önce kekine, sonra içine bakacağım, bekleyin. Keki normal kek yani, bir artısı ekstrem ya da eksisi yok, güzel kek yani. Efendim, Adem Gönül'den bir miktar para geldi. Teşekkür ediyoruz. Ve mısırık aldım. Elektrikler gitti. Burayı hemen değerlendirmeliyim. Aa, geri geldi, olmaz ki böyle. Bir insan heyecan yaşatacaklar diye yaşayamadık ya. Keşke geri gitse diyormuşum ve gidiyormuş falan. Aferin. Anne tam videoyu çekiyordum, elektrikler gitti diye. Bu sefer de şeye bağlanamadılar. Bizimkiler devam ettiriyor. Hiç bozmak yok ama. Dinliyor musunuz? O kadar yorulmuyorlar ki ya. Yani... Tüm düğün boyunca hiç durmadan atlaya atlaya oynuyorlar ve asla şey yapmıyorlar yani. Helal olsun vallahi. Biz karanlıkta da oynarız kardeşim. Yar yasın yavesna polun başın altına. İrana bak İrana, kıvrım kıvrım dolana. İrana bak İrana, kıvrım kıvrım dolana.
saltam var bulama. Şu anda gelinin başına ne döktüler? Şeker mi dökecekler? Şu anda gelin eve girmek üzere. Damat döküyor. Evet, damat üst kata çıkmış. Kaçırız ayağını. Bak ya. Pekâlâ. Çekme. Hadi. Ön tarafını. Tek hamlede var. Topuğunla vur abla. Ha? Topuk da hiç vuralım. Hadi. 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 Bravo. Alın onu eyle cana. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi.